Felsefeci, gönül ehli olmadığı için aklına güvenir de inkar yollarına sapar. Felsefeci, aklınca düşüncelere dalar, fikirler yürütür, zanlara kapılır da cansız sandığı varlıkların dile gelmelerine, konuşmalarına inanmaz. Ona de ki, sen git de başını duvara vur. Suyun sözünü, toprağın sözünü, balçığın sözünü ancak gönül ehli duyar, anlar. Sen anlayamazsın. Bu filozoflar, felsefeciler cansız varlıkların hiçbir zaman dile gelmeyeceğini, konuşamayacağını falan inanırlar. İşte bizim inancımıza göre insanın yaptığı salih amellere de, günahlara da işlediği yerdeki canlı cansız varlıklar şahitlik eder ahirette. İşte namaz kılarsın, kıldığın o toprak ahirette sana şefaat edecek. Tersi de olabilir. Günah işlersin, zina edersin, o duvarlar ahirette dile gelecek, söyleyecek falan diye herkesin bildiği şeyler. Fakat işte buna felsefeciler inanmazlar, filozoflar. Suyun sözünü, toprağın sözünü, balçığın sözünü ancak gönül ehli duyar, anlar. Sen anlayamazsın, git başını taşa vur diye cevap veriyor. Hannane direğinin iniltisini inkar eden felsefeci, velilerin duygularına yabancıdır. O der ki, velilere karşı gönüllerde uyanan sevda, aşırı sevgi insanlarda birçok hayaller yaratır, onların düşüncelerini etkiler de onları olmayacak şeylere inandırır. Halbuki bu düşünce felsefecinin fesat ve küfrünün aksidir. Bu inkar hayali ona fikrinin çarpıklığından, inanışının bozukluğundan gelmiştir. Felsefeci şeytanı da inkar eder. Fakat inkar ettiği anda bir şeytanın, yani nefsinin maskarası olduğunun, sapıttığının farkına varamaz. Ey filozof! Şeytanı görmediysen kendine bak. Yüzünden şeytanlık akıyor. Alnında da sefahatin, çılgınlığın izleri var. Gönlünde şüphe olan, kıvranıp duran kişi de dünyada gizli bir felsefecidir. Filozof meşrep olan, fakat Allah'a, dine inanan bazı kişilerin zaman zaman felsefe damarları kabarınca inkara dönerler, yüzleri kararır. Tabii felsefe bence burada daha çok inkarcı felsefe diyelim. Bunlar tabii aklı dinin önünde tuttuklarından dolayı akıllarına uymayan şeyleri reddediyorlar. Ey müminler, uyanık olun, sakının. O damar, o felsefeye inanış fikri sizde de var. Sizde daha bilmediğiniz, akıl erdiremediğiniz nice sonsuz alemler var. Ey hak aşığı, sakın kendine güvenme. 72 milletin 72 çeşit inancı senin gönlünün derinliklerinde gizlenmiş, fırsat kollamaktadır. Din yüzünden güçsüz düştüğün bir gün, İslam'a aykırı olan bu inançlardan biri seni doğru yoldan çıkarırsa, eyvahlar olsun haline. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin 73 fırkaya ayrılacak buyuruyor. Kulluhum finnar ile vahide. Hepsi cehennemde, bir tanesi hariç. 72 fırkaya ayrılacak, hepsi cehennemde, bir tanesi hariç buyuruyor. Ma ene aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın üzerinde olduğu yolda olanlar buyuruyor fırkayı Naciye. İşte Mutezile, Cebriye, Şia, çeşitli fırkalar var. Burada 72 milletin, 72 fırkanın hepsinde böyle batıl fikirler var, bid'at fikirler var, inançlar var. Aslında senin de gönlünde diyor bunlara açıklık var. Yani kapıların açık, dikkatli ol diye bizi o hususta dikkatli olmaya tembih ediyor. Yani şöyle bir şey son zamanlarda oluşuyor. Şimdi onun da delili var, öbürünün de delili var. O da ayet söylüyor, öbür de başka bir ayete dayanıyor falan diye. Sanki hoşgörü onlar da normalmiş gibi. Hatta eskiden bu fırkalarda olmayan yeni yeni fikirler, yeni yeni itikatlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı hoşgörülü olmak hoş bir şey değil. Yani hoşgörülü olmak derken kabullenmek doğru değil yani. Gönlünde İslam'a aykırı ufak bir inanç bulunan kişinin kalbi, kıyamet gününün korkusundan yaprak gibi titrer.
Ey gafil insan! Sen kendini iyi bir insan gördüğün için iblis ve şeytanları atıp tutuyorsun. Bu beytin aslında iblis ve dil kelimeleri geçmektedir. Bunların ikisi de şeytan demektir. Fakat burada ikisi de aynı manaya gelir. Şöyle ki, iblis Hazreti Adem'e secde etmeyen asıl şeytandır. Dil ise iblisin çocukları ve torunlarıdır. Çünkü şeytanlar da insanlar gibi doğmakta ve çoğalmaktadırlar. Her insanın bir şeytanı vardır. İşte nefsimiz bizim şeytanımızdır. Ya Rabbi, erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım hadisi meşhurdur. Şeyh Sadiye, şeytan mı daha kötüdür, insan mı diye sormuşlar. Şeyh şöyle cevap vermiş. Şeytan Kur'an okunurken kaçar, fakat insan Kur'an'ı çalar, götürür. Fakat can postunu ters giyince onun iç yüzü meydana çıkar. O zaman din ehlinden nice ahlar, eyvahlar duyulur. Ayarları belli olmayan altın yaldızlı şeyler dükkan camakanında parlarlar, güler dururlar. Çünkü mihenk taşı gizlidir. Ey ayıpları suçları örten Allah! Perdemizi kaldırma. İmtihan zamanında her şeyin açığa vurulacağı kıyamet gününde bize sen yardımcı ol, sen bizi koru. Yani burada perdemizi kaldırmadan baksak işlediğimiz günahlar setredilmiş, kapalı yani şu anda Settar ismi hürmetine. Onu kaldırma, yani bizim işlediğimiz günahları açığa çıkarma ya Rabbi. Bir de şu yukarıda ayarları belli olmayan altın yaldızlı şeyler dükkan camekanlarında parlar, sen onu altın zannedebilir. Çok fikirler de elde mihenk taş olmazsa altın gibi sahte altınla gerçek altına şöyle uzaktan baktığın zaman fark edebilir misin? Fark edemezsin. Şu anda öyle sahte altınlar satılıyor değil mi? Özel olarak satılıyor. Ama baktığın zaman aynı gerçek altın gibi. Hiç fark etmiyor. İşte bazı batıl fikirler de bizim insanımıza bazen cazip geliyor. Mihenk taş olmadığı için elinde ya diyor o da diyor ayet söylüyor, o da hadis söylüyor diyor. O da Arapçasını söyledi, Türkçesini söyledi diyor. Arapçayı iyi biliyor diyor. Adam hiç Arapçadan anlamadığı halde kelimeyi ezberlemiş, ayetin lafzını ezberlemiş. Sonra Türkçesini söylüyor. Onu Arapça biliyor zannediyor. Niye? Çünkü aynı öbür bilen gibi konuşuyor. Fark etmiyor. Uzaktan bakıldığı zaman sahte altınla gerçek altın fark etmiyor. Ancak bilen biliyor. Mihenk taşı elinde olanlar anlayabiliyorlar. Ey gafil insan! Yaptığın ibadetlerle, iyiliklerle kendini kurtulmuş bilme. Hakkın rahmetinden kovulmuş olan melun iblis, yüz binlerce yıl Allah'ın en yakınlarındandı. Meleklerin emiriydi. Bilgisi ve ibadetiyle gurura kapıldı, nazlandı. Adem aleyhisselam ile uğraştı. Onu küçük gördü de pislik gibi rezil oldu gitti. Bilgi ve ibadet iki tehlikeli şey yani. Bazen insan bilgisiyle, ilmiyle gurura kapılır, kendini beğenir. Bazılar da ibadetiyle. Mesela bazı insanlar da, sufiler de çok abid olduklarından dem vururlar. Şu kadar ibadet ediyorum, şu kadar tesbih çekiyorum, sizler için Müslümansınız falan başkalarını. Nafile ibadetle, nafile ibadetler çok önemlidir. Bunu böyle, ne kadar gizli yaparsan o kadar iyidir. Ne kadar insanlara gösterirsen o kadar özellikle mürid olan insanlar için iyi değildir. Ama adam göstermemeye çalışma bir taraftan övünmeye kalkışıyor. İşte diyor, bilgi ve ibadetle gurur diyen bunun aslında şeyinde, orijinalinde iblis diyor, aptallardan idi diyor. Aptalların da reisiydi. Maneviyatta da aptallar var ya, Allah'ın veli kullarının en seçkinleri, onların da reisiydi. Şeytan da hem çok alimdi, ilimde en baş idi, hem de İbadette, ubudiyette en başıydı, velayette en üst rütbedeydi. Ama bir gurur, bir kibir onu şeytan haline getirdi. Yani genellikle bunu şey olarak anlatırlar. İblis ilmiyle gurur duydu, işte rezil oldu falan. Hem ilim yönünden çok üstün, hem de ubudiyet yönünden çok üstündü iblis. Çok ibadet ederdi. O yüzden
insana layık olan devamlı mütevazi olmaktır. Kendini aşağı görmektir. Yarınlığın ne olacağı belli değildir. Racülüm miner ricar. Dış alemde sıradan bir adam. Adamlardan bir adam şeklinde olmamız gerekiyor. Yoksa ubudiyetle de, yani çok kulluk etmekle de, çok ilimle de insanlar iftihar etmeye kalkışırsa sonucu aynen iblisin sonucu gibi olur diyorsun.